Öpeyim mi seni? Bu öpücü öpmeyi çok sever. Bir öpeyim seni ha. Sen de ben öp bakayım. Öp bakayım. Öp hadi. Öp bakayım, öp bakayım, öp 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 öp. Bak. 22 Eylül 1965'te evlendik. Birbirimizi o gün tanıştık. 53 yıldır da birbirimize mutluyuz. Mutluluğun, evliliğin anahtarı şu. Gençlere ben şunu tavsiye ediyorum. Bir karı koca olarak her zaman birbirine sevgi ve saygı göstermesi lazım. Ben şimdi onu mesela bu odada yatıyor, ben öbür odadayım. Görmediğim zaman hemen geliyorum, bunu öpüyorum. O da bana tebessüm ediyor, gülüyor, gösteriyor. Yani benim onu öpmem, güler yüz göstermem bana olan sevgisinden ileri geliyor yani. Ben ona sevgi göstermesem o da bana tebessüm etmesi mümkün değil yani. Bu da tabii daha önceki biz birbirine olan sevgimizden, saygımızdan ileri geliyor. Şu yatakta dili yok, dişi yok, konuşmuyor ama ben onu öptüğüm zaman o bana, benim o öpmemi, o sevgisini gösteriyor bana, gözlerinden belli ediyor bana sevgisini, gözleriyle bakmasıyla bakıyor, belli ediyor. Onun için ben de herkese eşlerine, karı olsun, koca olsun bakmasını tavsiye ederim. Çünkü yarın bu dünyanın öbür dünyası da var. Cenab-ı Allah orada kadın bir defa erkeklere Cenab-ı Allah emanet etmiştir. Bilhassa emanet etmiştir. Onun için kadınlara iyi davranmak lazım, onlara bakmak lazım. Belki de derdim ki, ulan derdim sen zaten bana böyle yaptın. Yani böyle bir şey hiç olmadı aramızda. Hiç böyle bir konu mevzu olmadığı için o sevgi birbirimize işte bu bakımı getiriyor o da. Bu sevgi böyle işte bir şey.